Başkanım, sizi böyle iyi gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. Furkancım, gamı mamı boş ver de beni Şahin'in elinden toplamda 4 kişi kurtardınız. Diğerleri nerede? Ben bir tek seni görüyorum burada. Başkanım, onlar mahkumdu. Sizi kurtarmak için, yani bilgi almak için onları kaçırdık biz. Öyle şey olmaz. Belki bir zamanlar onlar mahkumdu ama artık onlar birer mahkum değil. Onları ödüllendirmem lazım. Onlar sayesinde ben kurtuldum. Çabuk onları bul ve bana getir. Emredersiniz başkanım. Siz isteyin, biz yapalım. Hissediyorum arkadaşlar, şehre varmama çok az kaldı. Oh, bu neymiş ya, vallahi arkadaşlar tüm eşyalarımı bıraktım bana yük yapmasın diye. Ona rağmen varamadım bir türlü şehre ya. Neyse, Furkan'dan kaçtım ya, o bana yeter arkadaşlar. Yes, hastaneyi buldum be, yes be, işte bu. Sonunda bu şehre vardım. Artık bu şehirde kalamam arkadaşlar. Çünkü artık ben de mahkumum ve polisler tarafından aranıyorum. Ulan ya, o kadar sen git başkanı kurtar kurtar. Yine mahkum ol ya. Neyse, buna değdi arkadaşlar, en azından şehrin düzeni sağlanmış. Baksanıza, şehir bir düzelmiş ya. Eskiden hastane diye bir şey yoktu resmen. Her yer darma duman edilmişti. Neyse arkadaşlar, şöyle hemen bir evime gidip eşyalarımı alıp bu şehirden defolup gideyim. Oh be, Şahin pisliğinden de kurtulduk arkadaşlar. Vallahi kafam rahat be. Umarım Adem'le Ahmet bir daha bana sataşmaz. Ve canım evim, güzel evim. En çok seni özleyeceğim, biliyor musun? Güzelim benim ya. Vallahi çok özledim seni ya. Ha, çok güzel be. Çok güzel burası. Neyse, kapımı da kapatayım da. Şuradan ben bir eşyalarımı alayım hemen arkadaşlar. Tamam, burada bir kılıcım, çantam. Burada birazcık param var. Tamam ya, bu eşyalar kalsın arkadaşlar. Bu eşyaların artık bir önemi yok bende. Burada yemek falan var mıydı? Ha, şuradan da yemek aldım mıydı? Tamam. Tamam, artık gidebilirim. Görüşürüz güzelim evim. Seni tanımak çok güzeldi. Lan! Aa! Emir abi, benim lan, aç kapıyı. Hayır, açmayacağım. Bir dakika, beni tutuklamak için geldin değil mi ya? Hayır bak, ne olur bana zarar verme. Tutuklamayacağım. O kadar seninle anılarımız var. Niye tutuklayayım seni? Mahkumum ben oğlum. Manyak mısın? Sabah bir beni kovalıyorsun, niye tutuklayayım diyorsun ya? Ya affettim seni, affettim. Aç kapıyı. Oğlum yalan söylediğini biliyorum, bak kapıyı açtığım an beni tutuklayacaksın bir sürü ordunla beraber. Ya arkamda kimse yok, baksana. Bekle, bakacağım lan. Bak, eğer beni tutuklamak için geldiysen var ya, tamam, gel gel içeri. Yat lan yere. Ah! Ha, bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun izliyorsun, eğleniyorsun. O görünüşe göre videoyu like da atmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Ha, dur lan, bırak, bu kılıcım var. Benim de silah var lan. Ya Furkan ya, bırak beni ya. At kılıcını, at. Tamam, al lan. Ulan sen şaka var ya, yapmıştım lan, hemen de kanıyor ondan. Ne şakası oğlum? Al lan şu kılıcını. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun, ne şakası lan? Şaka yapayım dedim ya. Asıl buraya gelme nedenim başka Emirhan. Ulan başlarım lan, nedenine böyle şaka mı olur? Bak bak. Tamam tamam, sakin sakin. Ne oldu, ne için geldin? Hani başkanı beraber kurtarmıştık ya. Evet. Başkan sizi de istiyor yanına. Sizi ödüllendirecek. Sizi de mi istiyor? Ulan ne oldu? He, kovalıyordun bizi. Ulan başkana dua edin siz. İşte bu be, hadi hadi gidelim hadi. Dur dur, ben bir eşyalarımı... Ahmet nerede lan? Bekle ya, dur canım evim be, ayrılmıyorum senden. Şu eşyalarımı da koyayım arkadaşlar. Tamam tamam, hadi gidelim. Adem de Ahmet nerede? Onları bilmiyorum işte. Sen onlarla kaçmadın mı? Hayır oğlum, ben sabahtan beri ormanda tek başıma gidiyorum ya. Hadi git ya. Gel gel, gidelim o zaman. Başkan onları da mı istiyor? Onları da istiyor tabi. Onları da Allah, affetti başkan. Geçmiş olsun. Benim elimde olsa affeder miyim lan sence? Affetmezsin tabii ki de. Peki beni tabii affeder miydin? Hayır. Nasıl affetmezdin lan? Ulan sen çok düzenbaz bir insansın ya. Vallahi seninle o kadar anı yaşadık lan. Kardeşim, adalet anılardan büyüktür. Tövbe estağfurullah. Adalet dediğine bak ya. Alt tarafı Adem'le Ahmet'i kaçırdım yani. Allah Allah. Şahin ama... de alt tarafı şehri bombaladı. Ama fark ettiysen bak, Adem'le Ahmet'i kaçırmasaydım başkanı kurtaramayacaktın. Ya işte sana kalsaydı şu an başkan ölmüştü lan. Bekle lan, başkana diyeceğim bunları. Yok yok, aramızda kalsın. Heh, bunlar. Tamam tamam demesi tamam ya, aramızda merak etme. Sonuçta sen ne yani, bir memur olarak. Bak şimdi alır götürürüm seni hapishaneye, hiç başkanı da dinlemem. Tamam oğlum, ne sinirleniyorsun ya, tam sustum. Allah Allah, bizi başkana şikayet edecekmiş ya. Oha, bu bina ne lan, ilk defa görüyorum burayı. Başkan burayı yeni açtı ya, kendi güvenliği için. Ha, ne ki bu, belediye binası falan mı? Evet, belediye binası. Buraya baksanıza arkadaşlar, boynum tutuldu havaya bakacağım diye. Neyse şöyle gidelim vallahi. Gel canım, gel merdivenlerden çıkalım. Lan ne merdiven, ben asansör kullanacağım, manyak mısın nesin ya. Hadi çıkalım. Oha. Şahin neredesin? Neredesin kardeşim, neredesin ya? Ulaşamıyorum sana, çok merak ediyorum. Bu da nasıl bir icatsa artık, bu nasıl bir şey? Telefon mu bunun adı, bu ne artık ya? Allah Allah, nerede bu, kaç gündür ulaşamıyorum artık sana. Çok merak ediyorum kardeşim ya. Acaba başı belaya mı girdi yoksa, nerede bu ya? Nerede bu çocuk ya, kafayı yiyeceğim. Nerede bu? Aha telefon çalıyor. Şahin kardeşim, sen misin? Neredesin kardeşim, çok özledim ya.
Doğan Bey, Doğan Bey sesim geliyor mu? Oğlum sen kimsin lan? Doğan Bey, ben Şahin Bey'in korumasıyım Doğan Bey. Size çok kötü bir haberim var. Lan ne oluyor? Anlat lan çabuk, koruma. Ne oluyor lan? Doğan Bey, 4 tane bir adam geldi. Şahin Bey'i öldürdüler efendim. Şahin Bey öldü, nabzı atmıyor. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Anlat, kimde bunlar? Efendim, biri Adidaslı, gözlüklü. Biri de maskeliydi, böyle kuru kafa maskesi gibi. Biri de polisti, gözlüklü. Biri de bal kabaklı herhalde birisiydi. Ulan siz ne işe yararsınız lan? Nasıl buna izin verirsiniz? Ne işe yararsınız siz? Ulan kimsiniz lan siz? Benim abimi öldürüyorsunuz. Kim oluyorsunuz lan siz? Ah, kim olduğunu buldum. Adem, Ahmet. Demek siz ha? Ulan sataklar. Siz demek kardeşime ihanet edersiniz lan. Bittiniz lan siz. Tüm sevdiklerinizi öldüreceğim lan. Kardeşimin intikamını alacağım sizden. Bittiniz siz. Benim adım da Doğan'sa gün yüzü göstermeyeceğim size. Ah! Adem ya, popom dondu. Popom isteyeyim şöyle. Of of, çok soğuk lan. Of, çok sıcak. Oğlum harbi çok soğuk ya. Ah lan, bu karga kim? Lan ne? Oğlum bir de diz çöküyor. kitap var lan. Dur alayım şunu. Aha. Dur oğlum, yanacak kitap. Nereye gidiyor lan? İyiyim. Ahmet, Adem, bunun bedelini canınız ile ödeyeceksiniz. Katanam kanınızın tadını arzuluyor. Yakında kelliniz katanama yem olacak. Yakında görüşmek üzere. Doğan. Lan Doğan mı? Ayvayı yedik biz Adem. Bu belediye binası anlattığınız kadar varmış başkanım. Çok güzel olmuş ya. Evet evet, gerçekten güzel oldu. Ben de bayağı sevdim burayı. Hem artık kimse bir terör saldırısında bulunamayacak bize karşı. Ve burada gizli bir hançerim var solumda, görmüş olduğunuz gibi. Oha. Oo. Başkanım. Oo, hançere bak Furkan. Güzelmiş başkanım. Tabii, Netherite'dan yapıldı. Bayağı keskin. Yani gerçekten kendimi savunmaya yetecek kadar keskin diyebilirim. Her neyse Emirhan'cığım, gelelim sana. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni kurtar. Armanda büyük bir rolüm var, büyük bir payım var. Belki sen olmasaydın ben şu anda hayatta olmayabilirdim. İyi ki varsın ve bunu karşılıksız bırakmamak adına seni ödüllendirmek istiyorum. İşte ödülünü takdim ediyorum. Başkanım çok sağ olun be, adamsınız. Oha, şu paraya bak. Oha. Ne oldu lan Furkan? Oha, şu başkanım, paraya bak. Başkanım, bana da biraz bir şeyler atarsınız ya. Ha, seni unuttuğumu zannetme. Seni de terfi ettireceğim. Artık or generalsin. Sağ olun be başkanım, adamsınız. Gelin bir dakika öpeyim şöyle. Tamam. Tamam. Tamam oğlum, tamam. Ne, or durun, general bir de, mi? Bir de bıçağınızı öpeyim bir saniye. Oha, or general ne oğlum? Yok daha neler yani. Neyse ben polis falan olmayacağım. Valla polislik benlik değilmiş Furkan, onu anladım ben. Ne olacak? Bilmiyorum artık, havadan sudan bu para bana yeter de artar be. Başkanım adamsınız. Bir dakika, burada bir kalkan da var lan. Oha. Kalkan elmasa mı lan Emirhan? Hem de böyle 24 karat elmastan. Abi bu ne? Atsana bir bakayım. Yok. Ya avcunu atsana. Yala. Avcunu yalarsın oğlum. Benim oğlum, lan bu. Yorum lan bak. Başkanın yanında çıkarttırma silah. Hop hop hop. Orgeneralim, ne yapıyorsunuz ya? Bir yanağından öpeyim dedim başkanım ya. Evet başkanım ya. Çok iyi. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Furkan şaka maka, şu anda bu şehrin tüm orduları sana bağlı. Zaten öyleydi. Harbi lan. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Hiçbir ödülün olmadı ki o zaman. Yo, artık ülkedeki ordu benim elimin altında. Evet. Oğlum dursana bir şuraya bir bakalım. Abo, burada ne biçim çalışmalar gerçekleşiyor. Vay vay vay. Başkanım bu bilim insanları ne kadar zeki. Yeterince zeki kendileri. Baya zekiler. Burada şehrimizi güçlendirmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz işte. Şehrimizi daha kolay yaşanılabilir bir hale getirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Şuna basayım mı? Hayır. Sakın. Bak, deneyeyim sen... ya. Ne olacak? Bak, çocuk gibisin ya. Az önce or general oldun oğlum ya. Bir kendine gel lütfen. Vallahi ya. Tamam başkanım, sadece bir tuşa basacaktık ya. Furkan vallahi abi şu paraya bak. Bu arada başkanım dikkatim bir şey çekti de göz ucuyla baktım. Burası ne oluyor tam olarak? Buraya benden başka hiç kimse giremiyor. Burada çok özel silahlar var. Olası bir acil durumda artık bu odaya gireceğim ve silahlanıp terör örgütüyle savaşacağım. Oha başkanım, yani bu sizi süper güç yapıyor kısaca. Yani bir nevi öyle. Gerçekten dünyanın en uzaylı teknolojisine sahip silahlar var şu anda bu odada. Başkanım bir kere girelim mi ya? Bir kere ya. Saçmalama oğlum, manyak mısın nesin ya? Kapıya bak, bu nasıl kapı? Allah Allah, çelikten yapılmış oğlum, bu ne lan? Açılmıyor. Açılmıyor zaten. Şöyle bir inceleyeyim dedim başkanım ya, çok güzelmiş. Neyden yaptınız? Neyse çocuklar, gelin biz oturmaya devam edelim. Biraz sohbet edelim. Bu şehirle ilgili birazcık konular konuşacağım sizle beraber.
beraber. Vallahi tamam başkanım, konuşalım. Hiç fark etmez. Asıl mevzumuza gelelim. Bu Adem'le Ahmet nerede? Ya böyle konu mu olur başkanım ya? Vallahi ben diyorum, ne diyeceksiniz? Değil mi Furkan? Başkanım, haksız mıyım? Onlar zamandan beri büyük bir suçluydu yani. Onları şu an bulamayız. Onlar kaçmıştır büyük ihtimalle. Evet başkanım, bak ben şehre ilk geldiğimde adamlar petrolcüyü öldürüp petrolü soydular. Oha. Evet, siz de yoktunuz. Sonra beni kaçırdılar, depoyu kilitlediler falan, işkence yaptılar ya. Oğlum nasıl bir ağlama lan? Neyse, zamanında onlar bir suçluydu ama bak fark ettiyseniz demek ki bunların sizle iletişim becerisi var. O yüzden ben de diyorum ki artık siz bir ekip olarak çalışıp bu şehrin tüm güvenliğini sağlayın. Yok. Başkanım olmaz, ben onlarla ekip mi ekip olmam, kusura bakmayın da. Ben de olmam başkanım ya. İyi tamam o zaman. Furkancığım artık sen orgeneral değilsin. Sen de ver bakayım şu ödüllerini Emirhancığım. Hayır tamam başkanım, ne olacak, çalışırız tamam. Değil başkanım, mi Furkan? Onları bulur kıyma yapıp sizin önünüze sererim. Aynen öyle ya, siz ayıp ettiniz. Tamam, şimdi size bu gece mühlet veriyorum. Yarın sabaha kadar onları bulmazsanız ve yanıma getirmezseniz tüm ödüllerinizi geri alacağım, haberiniz olsun. Tamam başkanım, tamam Furkan gel ya, gel çabuk ya. Aç kapıyı, aç oğlum, bulalım hemen şunları. Valla ben bu ödülleri kaybedemem, şu paraya bak ya. Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız, çok güzel soru. Bilmiyorum ya Furkan, vallahi bayağı işimiz var ya. Gel şurada bir yerde arayalım, artık bulmaya çalışalım. Yardım et. Lan yardım edin. Dur. Yardım edin. Oğlum siz gökte ararken yerde bulduk, ne işiniz var lan burada? Oğlum Doğan geldi. Doğan öldürecek bizi. Ya ne diyorsunuz oğlum, bir dur, bir sakin ol, sakince bir anlatın baştan, ne oldu? Şahin'in kardeşi Doğan geldi ya. Şahin'in kardeşi Doğan mı? Biz bu şehirden kaçmak için ormana gittik. Kamp kurduk uyumak için. Adem devamını sen anlat. Sonra bir tane karga geldi, ağzında kitap falan vardı. Kitabı verdi gitti, anlamadık ya. Ne? Kitap mı? Oğlum karga niye kitap verdi size? Manyak mısınız? Hikaye mi anlatıyorsunuz lan siz bize? Bilmiyorum. Doğan intikam için geleceğini söyledi. Ve katananın tadı mı ne, karnımızın tadı mı ne, öyle bir şeyi alacakmış, arzuluyormuş mu ne? Oğlum ne katanasından bahsediyorsun? Hangi devirde yaşıyoruz, manyak mısın? O çok tehlikeli bir suikastçı. O aklına koyduğu her şeyi yapar. Ya Furkan, Şahin'i bitiyor, Doğan'ı başlıyor ya. Tofaş'ı da var mı bunun? Tofaş? Doğan'ı var, Şahin'i var, bir Tofaş'ı yok. Allah'ım benim ne günahım var ya. Beyler şu an tehlike yaklaşıyor. Bunun ciddiyetini... bir dakika, bunun amacı başkan falan değil. Bu direkt kardeşinin intikamı için geliyor. Kardeşini de ben öldürdüm. Tamamdır, Emirhan'ı verelim, kendimiz kurtulalım. Oğlum saçmalama lan, manyak mısın nesin ya? Allah Allah. Neyse. Şimdi bildiğinizi bir anlatın bunun hakkında. Bunun nasıl biri? Bunun silahla milahla işi yok. Bunun işi katanayla. Ömrünü katanaya adamış birisi. Eğer onu uzaktan görürsen kendi ölmüş bir. İşte o kadar tehlikeli. Oğlum tamam da niye bu kadar korkutucu anlattın Adem ya? Bir uzaklaş benden ya. Allah Furkan, ne yapacağız? Vallahi artık beynim durdu. Ben de artık düşünmek istemiyorum bir şey ya. Bu şehre daha gelmedi. En iyisi biz karakola gidelim. Tüm polislere söyleyelim, şehrin önünü kapatsınlar. Çok mantıklı lan. Aynen. Bak çok mantıklı. Vallahi çok doğru. Tüm şehri böyle araştıralım. Bir de her yere böyle keskin nişancılar koyalım ki her yeri araştırsınlar. Ya da Emirhan direkt verelim gitsin. Oğlum biz sussana lan sen. Şakanın sırası değil bak şu anda. Neyse hadi gidelim, hadi. Abi ya vallahi Şahin bitti diye sevinirken kardeşi geldi ya. Bir de arkadaşlar kardeş suikastçı, yani suikastçılar çok tehlikeli ya. Hadi beyler vallahi acele edelim o ya. Kim lan? Koş. Kim? Ya ne yapacaksınız, kimse kim, hadi gidelim ya. Ya ben bu şehrin polisi orgeneral olarak yardım etmem lazım adama. Oğlum ne yardım, adamın yardıma ihtiyacın mı var? Yavrum bir dakika bekler misiniz? Dedeciğim. Ne oldu amcacığım? He amcacığım, he söyle. Yavrum benim arabamın aküsü bitti herhalde de bir arkadan ittirir misiniz? Tamam dayıcım, hadi. Sen iste amca, ben bu arabayı kaldırırım. Oha çöş. O nasıl oldu lan? Neyse dedeciğim, hadi senin işini hemen bir görelim, valla daha mühim bir işimiz var. Şunu şöyle bir... lan ne oluyor? Lan burası neresi lan? Geri kapandı. Lan üstümüz nasıl kapanıyor? Kim lan? Sen kimsin lan? Abi. Hayır bu. Kim oğlum bu? Ahmet. Doğan bu. Hayır ya. Doğan. Lan tipsiz. Bunun bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Safi soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz.